Galatasaray Televizyon'dan herkese mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Voleybol arenasına hoş geldiniz. Bu hafta da stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali Yüce bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Voleybolu konuşacağız tabii ki. Sezonun ilk yarısını değerlendirelim. İki takımımız da ligde ve Avrupa'da iyi bir gidişat sergiliyor. Dilerseniz ilk olarak bayan takımıyla başlayalım. Sezon başında takımın kimyasını çok iyi bilen, oyuncuların da son derece sevdiği önemli bir isim, başarılı bir isim. Ataman Güneyligil geldi takımın başına. İyi de bir başlangıç yaptık sezona. İlk olarak nasıl değerlendirirsiniz? 2015 nasıl geçti bayan takımımız için? Onu soralım. Şimdi söze şöyle başlayayım. Ataman Hoca tercihimizin arkasında zaten genç takımımızı çok iyi tanıması yatmakta. Yani neredeyse çocukluktan beri onların hocasıydı Ataman Hoca. Hı hı. Bütün gelişimlerini yani çeşitli hocalarla çalıştılar ama Ataman Hoca hiçbir zaman değişmedi. Hep yardımcı antrenördü. Hı hı. O yüzden gelişimlerini ve oyun karakterlerini iyi bildiği için Ataman Hoca'yı takımın başına geçirdik. O da sağ olsun yani bizim güvenimiz hiçbir zaman boşa çıkarmadı ve yani çok iyi bir performans verdi. Bana göre takımı çok iyi çalıştırdı. Çünkü genç takım ve genç takımların her zaman çok iyi antrenman yapması lazım. Çok iyi performans verdiler çok önemli maçlarda. Avrupa'da olsun, Türkiye Ligi'nde olsun iyi oyunlar sergilediler. Ve ligi de, yani ilk yarıyı da iyi bir şekilde kapattılar. Yani inşallah ikinci yarıda da ben bu başarının devam edeceğini ve çok çok iyi sıralarda takımın Avrupa'da ve Türkiye'de tamamlayacağını düşünüyorum. Şimdi hoca konusundan bahsetmişken şunu da sormak istiyorum. Genelde çok tartışılıyor yabancı hoca mı, Türk hoca mı? Türk hocalar herhalde oyuncularda diyalogları biraz daha sağlam olabildiği için, ikili ilişkileri daha kuvvetli olabildiği için, fikir alışverişinde de daha rahat konuşabildiklerinden mi diyelim? Şimdi Türk hocalar bu yüzden mi tercih edilmiş? Şöyle söyleyeyim, ben de Galatasaray voleyboluyla çok ilgiliyim. Yani senelerdir yabancı hocalarla da çok görüşme fırsatım da oldu. Beraber deplasmanlara gittiğimiz zamanlar konuşma fırsatımız da oldu. Şimdi yabancı hocalar yani kendi ülkelerindeki gibi görüyor olayları. Yani çok profesyonel bakıyorlar. İşte benim antrenman saatim budur. Oyuncu zaten hazır gelir. Ve antrenmanı yaparım ve antrenman biter gibi görüyorlar olayı. Ama Türkiye'de biraz farklı. Yani Türk oyuncusu yeri geldiği zaman çok profesyonel bakamayabiliyor olay şeylere. Daha duygusal. Yani belli bir konuşma yapmak gerekir. Belli bir iletişim kurmak gerekir. Yani daha duygusal oyuncular. O yüzden Ataman Hoca ile ben diğer iki tane antrenörümüz olduğu kadın takımında ben Dragan Nesic ve Massimo Barbolini. Öyle bir fark görüyorum. Daha Ataman Hoca yani genç takımı bildiği için ve oyuncuları tanıdığı için iletişimi de çok daha iyi olduğu için oyuncuların ne istediğini biliyor ve ona göre bir program hazırlıyor. Bana göre çok daha sıkı çalışıyor aslında takımlar. Geçmişle kıyaslama yapabilirsek. Yok. Ama herhalde daha da keyif aldıkları da belli. Bu keza baktığımızda ligdeki performans, maçlardaki performanslara da yansıyor. Daha keyifli maçlar izlediğimizi düşünüyorum. Ben artık şüphesiz Ataman Hoca'nın bunda çok büyük payı var, değil mi? Tabii ki. Yani ben de hiçbir maçını kaçırmadım diyebilirim. Hep tribündeydim. Yani o takım duygusunu, o arkadaşlığı ben her zaman görebiliyorum kadın takımında. Hep birbirlerini bir hata olunca teselli ediyorlar. Sayı olduğu zaman birbirlerine sarılıyorlar. Takımın ablaları var ve çok genç oyuncuları var. Bazen ablaları uyarıyor, bazen genç oyuncular iyi şey yaptığı zaman ablaları koşuyor, tebrik ediyor. Yani oyundan çıkarken bile, yani bir genç oyuncu girerken veya ona yaşça daha büyük biri çıkarken, yani o enerjiyi bile ben tribünden hissedebiliyorum. Çok yapıcı davranıyorlar ve gençlere yani başarmaları için çok motive ediyorlar benim gördüğüm. Peki sizce oynanan maçlar ve ligdeki konumumuz açısından hedeflediğimiz noktada mıyız şu an sezonun ilk yarısı bazında? Şimdi şöyle söyleyeyim, Avrupa'da zaten Sev Kupası'nda son 16'ya kaldılar. Yani 8'i final diyorlar buna ama tabii 8 tane de Şampiyonlar Ligi'nden takım gelecek. O yüzden 16 diyorum ben. Orada kazasız gidiyoruz ve hiçbir şekilde mağlup olmadan gidiyoruz içeride dışarıda.
Avrupa performansları gayet iyi. Ligde de zaten voleybolu takip edenler bilecektir. 11 maç yaptılar. Bunun 9'unu galip geldiler. Çok iyi oyunlarla galip geldiler. 2 maçta da yani kendilerine göre çok büyük bütçeli 2 takıma kaybettiler. Ama ben onları da kaybedilmiş olarak saymıyorum. Çünkü o maçların yani yaptıkları performansları bizzat izledim. Yani galiptir bu yolda mağlup diye bir laf vardır. Tam onun karşılığı. Ben inanıyorum ki ikinci yarı o maçlarda çok farklı olacak. Ve çok iyi yerlerde bitirecekler ligi. Şimdi Eczacıbaşı Vitrove ve Vakıfbank baktığımızda aslında uzun yıllardır ligi domine eden takımlar. Büyük bütçelerle oynuyorlar. Avrupa bazında da önemli başarılar kazanıyorlar aslında. Vakıfbank'a mağlup olduk. Ancak Eczacıbaşı'nı ortaya da çok güzel bir karakter koyarak mağlup ettik. Aslında rakip tabii ki ayırt etmemek gerekiyor ama bakıldığında sezonun en önemli maçlarıydı. Artık Galatasaray gerçekten ligde önemli takımlara kafa tutabilen çok güçlü bir takım oldu diyebiliriz değil mi? Şimdi şöyle, Eczacıbaşı Vitra, şimdi herkes Türkiye Ligi'nin en bütçe olarak en pahalı takımı diyorlar. Yani bizim bir araştırmamıza göre dünyanın en pahalı takımı şu an Eczacıbaşı Vitra. Yani normalde biliyorsun 3 tane yabancı hakkı var. Vakıfbank'ta da Eczacı'da da 6'şar tane yabancılar var. Bir tane tribünde oturttuğu yabancısı neredeyse bizim takımın değerine eşdeğer. Ama ben her zaman söylüyorum, sahaya 14 kişi çıkılıyor. Genç, yaşlı, tecrübeli, tecrübesiz. O karakteri, o yüreği sahaya koyduğunuz zaman aslında voleybolda çok ufak nüanslarla sonuç tayin ediliyor. Bunu Eczacıbaşı maçında gösterdiler. Evet. Vakıfbank maçında yani çok kritik bir ikinci set var orada. Onu kazanmış olsa çok farklı biterdi. Ama yine de mücadeleleri takdire şayandır. Hiçbir şekilde yani şey olarak söylemiyorum bunu, hani kızmak veya yapamadılar diye söylemiyorum. Yapacaklar. Ben onu görüyorum ya. İkinci yarı bunu da yapacaklar. Şimdi Eczacıbaşı Vitra Vakıfbank dışında da tabii ki Fenerbahçe de aslında bakıldığında ligin önemli takımlarından bir tanesi. O maçta da çok iyi bir performans ortaya koymuştu kızlarımız. Ancak maalesef istenmeyen yine maruz kaldığımız durumlar olmuştu. Hakem hatalarından biraz konuşalım mı? Şöyle bir kere yani hakkını verelim. Yani ben o maçtan sonra bir açıklama yaptım. Hani ben tarz olarak öyle yani yenilgiye kılıf bulan veya işte olan şeyi başka şeylerle kapatıp başka konular açmayı seven biri değilim. Rakibimiz bizi yenmiştir, tebrik ederiz. O işin ayrı bir konu. O işin ayrı bir konusu. Ama zaten bir şekilde belli şartlarda mücadele ediyoruz. Genç takımız, iyi bir takımız. Yani tam kırılma noktalarında dışarıdan veya saha içinden yani bize kötü etkileri olan durumlar olunca ne yazık ki takımımız artık onlara da karşı koyamıyor. Hem yani genç olmalarından ötürü hem belki bu maçları daha çok yapacaklar ileride. Şu anda yavaş yavaş tecrübe kazanıyorlar. Ama tabii yani biz voleybolda tarafsız yönetim olmasını istiyoruz hakem camiası tarafından. Hiçbir şekilde kendimize herhangi bir ekstra avantaj sağlayacak bir şey istemiyoruz biz. Sadece tarafsız. Çıksınlar yönetsinler. Ben o zaman göreceğim. Büyük bütçeli takımla, normal bütçeli takım veya yürekli takımla, yüreksiz takımın farkını. O zaman bütün zaten voleybol izleyicileri de görecek. Evet. Eşit şartlarda mücadele edersek ben sonuçların daha da Galatasaray lehine olacağına inanıyorum. Yani sezonun ilk yarısını güzel geçirdik. 2015'i güzel kapattık, kapatıyoruz. Bu sene değişen statüde ilk 4 aslında bakıldığında hiç olmadığı kadar önemli. Aynen. Sezon sonunda nasıl görüyorsunuz Galatasaray'ı? Ben iki takımın da ilk 4'e kalacağını düşünüyorum. Yani şimdi erkek takımımız biraz daha o potadan uzaklaşmış gibi gözüküyor. Ama yani takip edenler herhalde görüyorlardır. Yani ilk 4 ile aramızda 4 puanlık bir fark var. Evet. Yani son iki maçı kazanmış olsalar şu an lig ikincisiler. Ama ne yazık ki şanssızlıklar oldu, sakatlıklar oldu ve kaybettiler maçlarını. Ve şu an o potanın dışındalar. Ama ikinci yarıda biraz takviyelerimiz de olacak tabii takıma. Onlarla beraber erkek takımının ilk 4'te olacağına ben inanıyorum. Kadın takımının olmaması için zaten hiçbir neden yok. Bu şekilde devam ederlerse üzerine koya koya çok farklı bir yerde de bitirebilirler ligi. Peki Galatasaray için ligde ve Avrupa'da hedef takımlar hangileri olmalı?
Şöyle söyleyeyim, ligde yani hedef olarak derken herhalde şey aldığımızı soruyorsunuz. Valla ben Eczacıbaşı'nı kadınlarda gözüme kestiriyorum. Keza Fenerbahçe'yi. Vakıfbank çok iyi bir şu an, yani çok iyi hem moral hem motivasyon hem de takım olarak çok iyi. Onlar da bir toparlandılar. Yani çok toparlandılar. Yani iyi de bir ahenkleri var. Onları da zorlayacağız. Son şeye kadar titreteceğiz onları da. Ama benim gözüme kestirdiğim iki takım, biri Eczacı'dır. Şu an zaten önlerindeyiz. İlk yarı sonu itibariyle. Fenerbahçe'yi de ikinci yarı yakalamaya çalışacağız. Sezon başına dönelim. Sezon başında Cengiz Gölü turnuvasına 14 kişilik bir kadroyla gittik. 12 isim altyapıdan yetişen isimlerdi. Gençleri nasıl buluyorsunuz, onu soralım. İki takımda da çok önemli gençlerimiz var. Erkek takımından örnek vereyim buna. Yasin Aydın var. Genç milli takımın çok önemli bir oyuncusu. Yani her dakika takip altında milli takımlar tarafından. Sürekli mail geliyor. İşte Yasin'in işte sakatlığı veya işte milli takım doktorunun onunla ilgilenebileceği. Gerçekten çok göz önünde bir oyuncumuz. Çok da iyi yani bu sene A takımda ve yani ilk 6'da, ilk senesi olmasına rağmen bana göre iyi performans verdi. Daha da iyi verecek. Yani çünkü o baskıyı kaldırmak bu genç yaşta kolay bir şey değil. Çok önemli bir oyuncu. Melih var. Biliyorsunuz geçen sene son finale gitmeden sonra playoff maçımızın yıldızıdır. Bu sene de ara ara şans bulduğu zamanlar çok iyi performanslar veriyor. Pasörümüz var Boğaçan. O da çok iyi bir pasör olacak. Yani çok çalışmaları lazım. Ama o ışığı da ben görüyorum. Liberomuz Onurcan. Geçen sene çok oynadı. Bu sene yine çok tecrübeli bir libero aldığımızdan dolayı çok şans bulamıyor. Ama o da çok iyi bir libero. Keza Doğukan var. Orta oyun kurucu. Orta oyuncu. Yani ben zaman zaman abileriyle konuşuyorum. Aynı pozisyonunda oynayan. Yani bana dedikleri bizi çıkartın en az bizim kadar oynar diyorlar. Yani gençler, bilmiyorum, Galatasaray'ın geleceği diyoruz her zaman ve çok iyi yetişmiş gençler. Yani burada Şükrü Hoca ve ekibine ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Onları hazırlamışlar. Yani ilk başta tabii bulmayla başlıyor bu iş. Yani oyuncuyu buluyorlar. Galatasaray kültürünü, ananelerini aşılıyorlar. Ondan sonra belli bir yere getiriyorlar. Şimdi A takımda görüyorlar. Onlar için de çok büyük bir tabii bu başarı. Ama biz de görünce gerçekten çok mutlu oluyoruz bunlardan. Kadın takımına gelince orada adayla başlayayım, en genç o. Henüz 17 yaşından 18 yaşına yeni giriyor. Ve çok, Ataman Hoca da çok kritik yerlerde mesela oyunu alıyor, servis attırıyor. Ve çok da iyi servis atıyor. Bir maçta inanın bizi 24-21'den 24-24'e getirtti. Yani hiç unutmuyorum onu. Yani insanın normalde eli titrer, heyecanlanır. Hiç öyle bir belirti göstermeden maçı çeviriyordu neredeyse. Ataman Hoca'nın da bu şansı tanıyor olması aslında onlara da özgüven aşılıyor. Aynen öyle ve tanıyor da oyuncular şimdi. Tanıdığınız oyuncuya şans verirsin. Yani tanımasa ve dışarıdan birini getirmiş olsak sezon maçında belki onu öyle o şekilde görmeyecek. Çok önemli. Kadın takımında genç oyuncular örnek. Yani hepsi genç. Yani 14 oyuncunun 12'si bizim altyapılarımızda oynamış oyuncular. İşte Ezgi var. Zaman zaman çok şans buluyor. İlk 6'da başlıyor. Çok iyi performanslar veriyor. Liberolarımız var. Bir tane liberomuz zaten kaptanımız Nihan. Bir de genç oyuncumuz var. Ona yardım eden çoğu zaman. Pasörümüz Gamze zaten genç bir oyuncu. Gelecekte Türkiye'nin en iyi pasörü olacak. Bence şu anda öyle. Ama gelecekte tartışması rakipsiz bir oyuncu olacak. Voleybola konsantre olmaya devam ederse bu şekilde. Yani zaten genç takımlarla oynuyoruz. 23 kadın takımının yaş ortalaması. Erkek takımının da yaklaşık 25. Avrupa Ligi'nin en genç takımı kadınlarda. Erkeklerde de en genç 3. takımı olması lazım.
Bu şekilde gençler bir yandan tecrübeli isimlerle başarıya ulaşmaya çalışıyoruz hocalarımızla beraber. Şimdi bayan voleybolunda aslında baktığımızda ilgiyi görebiliyoruz. Genç isimlerde çocuk yaştan başlayarak voleybola yönelebiliyorlar ama erkeklerde bunu çok sıklıkla göremiyoruz maalesef. Hocalar da zorlanıyordur değil mi genç oyuncu bulmakta altyapıları? Valla evet, kadın voleybolu Türkiye'de çok revaçta son zamanlarda bu milli takımın da başarılarıyla beraber. Genelde yani kız çocukları voleybola teşvik ediliyor. Erkek çocukları Türkiye'de işte boyu uzunsa basketbola, işte birazcık daha kısa boysa futbola, yani şeyden ötürü herhalde gösterilen ilgiden ötürü, ilgi ve alakadan ötürü. Tabii bulmakta zorlanıyor hocalarımız ama yine bu durumda bile yine iyi oyuncular bulabiliyorlar. Yani bunu gösterdiler bize. Yani dediğim gibi yani tribünden de ben buna örnek vereyim. Yine kadın maçlarımızda daha çok seyirci oluyor Burhan Felek Spor Salonu'nda. Erkek voleybol birazcık daha az seyirciyle gidiyor. Ki yani çok önemli transferler yaptık bu seneye. Agamez gibi dünyada sayılı bir oyuncu getirdik. Evet, ona rağmen pek şeyi bulamıyor. Yani benim gözümde hani biraz boş salonlarda oynuyoruz erkek voleybolunu. Birazcık daha taraftarımız ilgi gösterse bence daha da iyi olacak. Aslında baktığımızda erkek maçları daha sert geçer, daha çekişmeli geçer. Seyir zevki de yine yüksektir erkek maçlarının da. Evet, aynen. Avrupa'da bilmiyorum farklı kanallarda belki spor kanallarında takip ediyorsanız erkek maçları kapalı gişe her zaman. Yani kadın maçları zaten öyle ama erkek maçları da öyle. Çok sert, güzel maçlar olur. Ama Türkiye'de daha biraz daha zamanı var herhalde. Birkaç tane daha transfer yapmamız lazım anladığım kadarıyla. Evet, aslında yani sadece Agamez yeterli aslında olmadı. O da çok gerçekten izlenmeye değecek bir oyuncu. Çok başarılarını zaten biliyoruz. İlerleyen dakikalarda da konuşacağız. Şunu sormak istiyorum. Baktığımızda genellikle futboldan örnek vermek istiyorum. Spor kulüplerinin hedefleri arasında genelde futbolda altyapıdan oyuncu çıkarıp yurt dışına transfer edebilmek, tabii ki her kulüp ister bunu. Voleybolda bunu çok fazla göremiyoruz. Bu Türkiye Ligi aslında baktığımızda çok değerli bir lig. Yabancı oyuncular da, çok büyük isimler de artık Türkiye Ligi'ni tercih etmeye başladı. Bunun sebebi Türkiye Ligi'nin çok kaliteli olması olabilir mi? Türkiye Ligi, yani İtalya Ligi, Polonya Ligi, yani bir sıralama yaparsak ben Türkiye Ligi ilk üçe girer. Bence en tepede kalite olarak. Evet. Bütün dünyanın en iyi oyuncuları Türkiye Ligi'nde şu an yabancı. Yavaş yavaş bu yurt dışında oynayan Türk oyuncuların sayısı da çoğaldı. Yani 2-3 sene öncesine kadar sadece Neslihan vardı. Evet. Ama şimdi çok oyuncu, 3-4 tane oyuncu benim şu an aklıma gelebiliyor kadınlarda. Erkeklerde çok yurt dışında oynayan Türk oyuncu yok. Yani 1-2 tane sayabiliriz. Yani Türkiye Ligi'nin kalitesi de tabii önemli bir etken bunun için ama bence yani Türk voleybolcuları da Avrupa'yı hedef olarak görmeli. Çünkü Avrupa'da da çok önemli bir yani önemli ligler var ve önemli oyuncular var halen. Onlarla da oynama fırsatını bence düşünmeleri ve onu hedef olarak görmeleri lazım diye düşünüyorum. Yani biz hep söylüyoruz, Galatasaray altyapıya her branşında çok önem veren bir kulüp. Uzun vadede bakıldığında Türk voleyboluna da, Türk sporuna da çok büyük katkıları olacaktır tabii ki altyapıdan oyuncu yetiştirmenin. Yani altyapıdan oyuncu yetiştirmiyor olsaydık zaten biz şu an bu bütçelerle yani oynadığımız yerlerde ve konumlarda olamazdık. Yani işte oraya bir Yasin'i bizim monte etmemiz Agamez gibi bir oyuncu alma fırsatı veriyor bize. Yani oraya Yasin yerine herhangi bir yabancı koyduğunuz anda zaten oraya Agamez'i koyamazsınız hiçbir zaman. Yani iki tane aynı seviyede yabancı koymanız lazım. Ama oraya Yasin gibi bir yeteneği altyapıdan yetiştirip koyduğunuz anda Agamez'le oynuyorsunuz. İşte pasörünüz daha iyi oluyor. Orta oyuncunuz daha kaliteli olabiliyor. Bunlar hep altyapının önemi. Evet. Genç oyuncular her branşta aslında baktığımızda önemli paralar kazanmaya başladılar artık spordan, yaptıkları spordan. Sezon boyunca tabii ki fiziklerini çok diri tutmaları gerekiyor ama mental olarak da kendilerini zinde tutmaları için neler yapmaları gerekiyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben psikolojiye ve genelde oyuncu psikolojisine de çok önem veriyorum.
Şimdi yapımı süren Taç Spor tesislerinde benim kendi fikrim, daha kimseyle paylaşmadım ama bir spor psikoloğu düşünüyorum oraya. Evet, ben tamam. Çünkü genç takımlarımız olduğu için ya bazen saha dışında da problemleri oluyor. Hı hı. Ailelerine bakanlar var. Onların bazen dertlerini anlatmak istedikleri, hı, hocalarından hariç veya menajerlerinden hariç birileri olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de Taç Spor yani yapımı sürüyor şu an. Kısa bir süre içinde hazır olacak. Hı hı. Ama oraya bir spor psikoloğu iki takımla da ilgili. Benim kendi düşüncem, daha paylaşmadım ne hocalarla, ilk defa size söylüyorum, hı hı, ne de menajerlerle. Böyle bir şey. Taç Spor'un görüntüleri de ekrana geliyor. Onu da tabii ki az sonra konuşacağız detaylı olarak. Yani öyle bir şeyin günümüzün spor dünyası önemli olduğunu düşünüyorum. Sporcu psikolojisinin. Kesinlikle. Ve genel bir psikolojinin. Evet, futbolda baktığımızda dünyanın en büyük kulüplerinde bile spor psikologlarını görebiliyoruz. Türkiye'de maalesef çok yaygın değil bu. Herhalde oyuncular da bundan çok fazla faydalanacaktır diye düşünüyorum. Yani tabii ki muhakkak Ataman hocayla, yardımcı hocalarla çok iyi diyalogları var ama bazı konuşamadıkları şeyleri bir profesyonel gözünden, ben aynı soruyu Ataman Hoca'ya da sormuştum. O da biz elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Ancak tabii ki profesyonel bir yardım çok daha farklı olur herhalde. Şimdi ben size başka bir örnek vereyim. Mesela oyuncu sakatlanıyor. Çoğu milli takım oyuncuları, İtalya milli takımı kaptanı işte Cantoni var, Amerika'nın önemli oyuncusu Kirsty Jackson var. Evet. Sakatlık yaşıyorlar. Şimdi biz ne kadar kendi doktorlarımızla, bu arada buradan bir teşekkür de Yener Hoca'ya gönderelim, A takım doktorumuz futbol. O da her sakatlığımızda bize zaman ayırıyor, vaktini ayırıyor. Çok teşekkür ederim. Özellikle de Kirsty Jackson dönüşünde de çok, evet, önemli bir katkısı. Yani çok çok ilgilendi. Var, evet. Çünkü oyuncular, yani özellikle yabancı oyuncular kendileriyle ilgilenildiğini görmek istiyor. Yani o çok önemli. Yani sakat bile olsa o ilgiden sonra bambaşka bir insan oluyor. Yani psikolojiden geldim bu konuya. Bir psikolog da sakatlığıyla ilgili belli bir yaklaşımda, işini bilen bir spor psikoloğu, o sakatlığın tedavisinde mental olarak da çok büyük faydası olabilir. Oyuncu belki yani oynayamayacağını düşünürken belki farklı bir kapı açar ona, daha oynamaya teşvik eder. O tabii onların bileceği iş ama bize her konuda sakatlık, normal kendi hayatları, özel hayatları, spor hayatları konusunda yardımcı olacağını düşünüyorum. Şimdi maçlarında olmadığından da bahsettik az önce. Erkek takımına biraz daha az ilgi olduğundan da bahsettik. Aslında Galatasaray taraftarı elinden geldiği kadar en iyi şekilde destekliyor takımı. Salonunda da görüyoruz, yurt dışındaki maçlarda da görüyoruz. Ama maalesef Belçika'da istenmeyen bir tribün olayı yaşadık. Evet. Tabii ki birkaç kişinin yaptığı şey herkese mal edilmez. Bütün taraftarla mal edilmez ama özellikle kadın takımlarının maçlarında bu tarz şeyleri görmekten, özellikle derbi maçlarda maalesef bunu sıklıkla görüyoruz. Görmek istemediğimizi üzerine basarak söylüyoruz. Ancak Belçika'da, yurt dışında bir Avrupa arenasında maç oynarken bunları görmek üzücü oldu herhalde. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, ben şahsen çok üzüldüm. Niye üzüldüm? Çünkü orası bir üniversite kampüsüydü, o maçın oynandığı bir yer. Yani gerçekten ufacık çocuklar vardı. Kız, erkek, her şey. Aileleriyle geliyor. Aileleriyle insanlar gelmişler. Yani öyle bir ortam var ki orada. Tamam, yani güvenlik önlemi de belki çok sınırlıydı. Orada yani organizasyon da bir hatası oldu. Hı hı. Ama yani kimse bu boyutta olay çıkacağını Avrupa'da düşünmüyor. Evet. Yani biz biliyoruz çıkabileceğini, biz uyarıyoruz ama onlar gözleriyle görmeden, yaşamadan bunlara şey yapamıyorlar. Yani hayal bile edemezler herhalde. İhtimal çünkü vermiyor. Kendi seyircisi orada oturuyor. Çoluğuyla çocuğuyla işte alıyor eline bir çerez diyeyim veya işte içecek bir şey alıyor. Hı. Orada takımını destekliyor, alkışlıyor. Yani spor ve sosyal bir aktivite olarak görüyor ama bizde biraz da bir farklılaştı son zamanlarda. Yani o biliyorsunuz voleybolda sahayı silmeye gelen erkek maçlarında genç takımda oynayan erkekler olur. Yani erkek çocuklar. Kız takımında da işte ufak kızlar olur. Yani o gün gördüğüm o kız çocuklarının, Belçikalı kız çocuklarının gözündeki korkuyu ben hiçbir zaman unutamam. Çünkü bir anda bizim tribünde başlayan, iki kişinin arasında başlayan olay sahaya taşınca, yani o kaçışlarını, o yine keza takımın, Belçika takımının oyuncularının kaçışlarını yani hiçbir zaman unutamam. Ya çok da üzüldüm yani. Hani bir
Türk olarak da üzüldüm. Bütün ertesi gün Belçika gazeteleri yazdı, şöyle olay oldu, böyle olay oldu. Yani bize yakışmıyor bu şeyler. Yani bir misafir geliyor bize, hiç tanımasak bile yani her yerde karşınıza gelebilir. Taksim'de gelebilir, herhangi bir yerde. Bir şey sorsa biz yardım etmekten her zaman memnun olan bir toplumuz. Ama orada bir değişiyoruz, bir şeyler oluyor bize. Üzücü görüntüler oldu yani, çok üzüldüm. Yani aslında hooliganizmi biz genelde futbolda görüyoruz ama işte maalesef futboldan sıçraya sıçraya diğer branşlara da tesir ediyor. Biz Galatasaray'ın adının her zaman başarılarla anılmasından yanayız tabii ki. Aynen, bu tarz öyle olaylarda değil. Yani sözün bittiği yere geliyoruz. Öyle şeyler oluyor ki, öyle şeyler yaşıyoruz ki. Şöyle bir örnek vereyim. O yine Belçika maçı. İlk maç burada 3-0 yenmişiz. Orada 2 set aldık. Maç bitti aslında. Yani o tur bitti bizim için. Şimdi orada bahsettiğim, benim genç oyuncularımızı görme fırsatımız var aslında. Avrupa arenasında o taraftarla bir tecrübe kazandırmak ister mesela. Hoca istedi, bunu biliyorum. Menajerimiz Mehmet Berent, o da söyledi. Ben de görmek istedim. Yani bir adayı görmek istedim, Misina'yı görmek istedim. Orada su var, onu görmek istedim. Bir onlar oynasaydı, bakalım nasıl performans veriyorlar. İyi mi oynuyorlar, heyecanlanıyorlar mı? Ama onu bile koyamadık. Çünkü sürekli bir şey patlıyor. Yani maç iptal olduğu anda bizim turumuz gidecek orada. O psikolojiyle maç oynuyoruz. Aman bir an önce bitirelim de olaysız soyunma odasına gidelim, otelimize dönelim diye bakıyoruz. Yani voleybola hiç yakışmıyor. Galatasaray taraftarına hiç yakışmıyor. Dileriz bu tarz olayları artık tribünlerde görmeyiz. Taraftarını maçın başından sonuna itibaren iyi bir şekilde, güzel, motive edici bir şekilde destekleyen aynen öyle taraftar. Bu arada yani ben hepsini tabii ki zan altında bırakmak istemiyorum. Orada olayı çıkaran, yani orada 300 kişi varsa olayı çıkaran 10 kişi. Evet. Ama 10 kişi biraz daha dikkat edecekler. Evet. Yani Galatasaray'ı düşünecekler. Hani kimseyi düşünmek zorunda değiller. Belki bazı şeylerden memnun olmayarak gelebilirler oraya. Bazı sıkıntıları vardır. Memleketleriyle alakalı sıkıntıları vardır. Ama bunun cezasını hiçbir zaman Galatasaray çekmemesi lazım. Yani öyle bir orada şeyden, olaylardan ve patlayan o işte ufak torpil diyeceğim artık neyse. Onlardan dolayı o tur gitseydi gerçekten çok üzülürdüm. Yani ortak paydanın Galatasaray olduğunu düşünürsek herhalde biraz daha en azından bir saatlik, bir buçuk saatlik o süreçte takım desteklemek ön planda olmalı diyebiliriz. Kısa bir ara verelim. Bayan takımıyla ilgili konumuzu noktalayalım. Erkek takımına geçeceğiz. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından tekrar buradayız. Kısa bir reklam arasının ardından canlı yayınımız devam ediyor. Ali Yüce ile birlikte Galatasaray'ın voleybol takımlarını değerlendirmeye, ilk sezonu değerlendirmeye, daha doğrusu sezonun ilk yarısını değerlendirmeye devam ediyoruz. Erkek takımıyla devam edelim. Erkek takımımızın başında son derece tecrübeli bir isim var. Nedim Özbey. Baktığımızda çok iyi transferler yaptık. Az önce de konuştuk. Bunlardan en dikkat çekenlerinden bir tanesi Agames. Şüphesiz kariyeri başarılarla dolu. Dünya çapında bir oyuncu. Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Bu açık. Ancak sonra ligde gelen galibiyet, üstüne Avrupa'da gelen galibiyette biraz daha tempoyu yükselttik. Herhalde o sinerjiyi yakaladıktan sonra biraz daha iyi gitmeye başlayacağız. Challenge Cup'ta da devam ediyoruz. 16. tura yükseldik. Nasıl değerlendirirsiniz sezonun ilk yarısını, onu soralım. Şimdi Nedim Hoca ile başlayayım. Nedim Hoca Galatasaray'ın voleybol tarihinde yer alan bir isim. Bir kere önce öyle başlayalım. Kulübün divan üyesi. Son şampiyonluğunda Galatasaray'ın kadroda olan oyuncusu, eski milli takım antrenörü. Yani anlatmakla bitmez. Belki yani söylemeyi unuttuğum şeyler olabilir. Bir kere çok güvendiğimiz bir hocamız. Her zaman takımı için sağ kenarında savaşan, yani öyle diyeceğim. Çünkü kabul edemiyor, yenilgiyi kabul edemiyor, yanlışı kabul edemiyor, hemen mola alıyor. Yani molalardaki konuşmalarına da şahit oluyorum. Çok hırslı bir insan. Daha iyi olacağına inanıyorum. Yani Nedim Hoca ile beraber, Nedim Hoca'nın bu hırsını takıma da yansıyıp takımın da daha iyi olacağına inanıyorum. Dediğiniz gibi lige iyi bir başlangıç yapamadı takım. İki tane önemli takım, yani Büyükşehir Belediye ve Maliye maçlarıyla başladık. Bence iyi oynadıkları maçları son setlerdeki ufak hatalarıyla kaybettiler. Biraz demoralize oldular bence.
Çünkü iyi bir takım olduklarını kendileri de farkında. Yani işte dediğim gibi Agamez'in, Yasin'in, işte Can Ayvazoğlu'nun, işte Finli pasör, Fin milli takımının pasörü Tervaporti'nin olduğu bir takım zaten kötü bir takım olamaz. Ama işte dediğim gibi o kadın takımındaki o arkadaşlık, o takım olma duygusu biraz geç geldi. Sonra bir üst üste çok önemli takımları yendiler. İşte Ziraat Bankası'nı yendiler ve çok iyi bir oyunla yendiler. İşte Beşiktaş'ı yendiler. O arada deplasmanda Şahin Bey'i yendiler. Bir hava yakaladılar. Ama sonradan yine ligin son iki maçında ben tam artık liderlik hesapları yapmaya başlamışken son iki maçta gerek sakatlıklardan gerek bazı oyuncuların çok kötü performansından dolayı ligi potadan uzak bir yerde kapattılar. Avrupa'da da Danimarka takımını iki maçta da ama zaten Danimarka takımını yani şey yapmayayım. Çok iyi bir takım değildi yani bizim kalibremizde bir takım değildi. Ve iki maçta da iyi oyunlarla yendiler. Gençleri deneme fırsatımız oldu. Şimdi işte İtalyan Verona takımıyla eşleştik. Şimdi göreceğiz çünkü şimdiki takım gerçekten iyi bir takım. Ama biz de iyi bir takımız. Şimdi daha iyi belli olacak Avrupa'daki performansımız. Söylüyoruz çok erkek maçları çok çekişmeli geçer, çok keyifli geçer. Hedef herhalde yine en yüksek yer, en yüksek nokta. Ben sezon başında Galatasaray Dergisi'ne röportaj verdim. Bu takım dedim her şey yapabilir. Şampiyon da olabilir dedim. Yani dördüncü de olabilir dedim. Şu an verdiğim iki hedeften de uzak gözüküyorlar. Ama ben her zaman konuşuyorum. Antrenmanlarda konuşuyoruz. Oyuncularla birebir konuşuyorum. Bana olan bir sözleri var. Bu Galatasaray armasını en yüksek şekilde temsil edecekler. Ve en iyi yerde ligi bitirecekler. Buna şampiyonluk da dahil. Yani o potaya girdiği anda Galatasaray, ilk dört potasına, o finallerde herkes korksun Galatasaray'dan. Erkek takım için bahsediyorum. Yani kadın takım için zaten konuştuk. Dediğim gibi şu anki dönemde de belli belki transferimiz, belki takviyelerimiz olacak. O takviyelerle beraber o takım duygusunu daha iyi hissedip iyi şekilde başlayacağız ve iyi şekilde bitireceğiz. Dileriz erkek takımında da aynı şekilde devam eder. Bu hedeflediğimiz noktalara geleceğimizden şüphemiz yok. Taş spor konusuna da geleceğim. Şunu sormak istiyorum. Her konumuza soruyoruz. Türkiye'de voleybol hem takımlar bazında az önce de bahsettik hem de milli takımlar bazında çok önemli başarılara imza atılıyor artık. Gerçekten çok gelişti voleybol. Ama hala hak ettiği değeri göremiyor. Ne yapmak gerekiyor Türkiye'de voleybolu ilgiyi artırabilmek için, salonlara daha fazla izleyici çekebilmek için neler yapmak lazım? Bir kere ben olsam voleybolu her zaman açık kanaldan yayınlatırım. Yani şifreli kanal voleybolun düşmanı gibi geliyor biraz bana. Çünkü Avrupa'da herkes açık kanaldan yayınlıyor. İtalya'da, Polonya'da ki Polonya'yı niye devamlı örnek veriyorum? Polonya'da birinci spor voleybol. Deplasmana gidiyoruz, televizyonu açıyoruz. Herhangi bir kanalda voleybol maçı var. Şimdi voleybolu siz gençlerin veya işte evde televizyon takip eden spor severlerin bir şekilde ulaşım alanının dışına sokarsanız ulaşamazsa bunu takip etmez. Ama açtığı zaman spor kanallarında voleybol maçları olsa ve voleybol keyifli bir spordur. Yani öyle bazı sporlar var şimdi yeni çıkan. Kesinlikle bana göre keyif vermiyor ama voleybol en kötü maçı bile bence keyif veren bir spordur. Son derece tempolu, seyir zevki yüksek. Evet. Her dakika bir hücum ve defans aksiyonu var. Çeşitli oyunlar var. Bunu yani izledikçe tabii bu farkındalık yaratılacak. İzlenmediğini düşünüyorum yeteri kadar. Yani evet insanlar izleyemediği için belki de bu sporu öğrenemiyor. Bu sebepten dolayı ilgi de duyamıyor. Sizin de söylediğiniz gibi daha fazla izlenebilse herhalde ilgi de artacaktır diye düşünüyoruz. Aynen öyle. Yani ben açık kanaldan kesinlikle hatta devlet televizyonundan bile yayınlanmasını yani o spor kanalları var bir sürü. Bütün maçları yayınlayabilirler. Yani bu çok zor bir şeydi. Zaten iki tane 11 takımlı lig var. Haftada 5 maç oluyor. Yani bunu yayınlayamayacak bir
altyapının olmadığını düşünmüyorum ben. Yani kolay yayınlanabilir. Evet. Muhakkak yayılandığı sürece de insanlar da izleyebildiği sürece de özellikle aileler çocuklarını bu spora yönlendirme konusunda da herhalde daha fazla ilgi görecektir diye düşünüyoruz. Tabii ki. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Taç Spor gibi çok değerli bir tesisimiz var. Artık iki takımımız bir çatı altında birleşecek. Çok kısa bir süre kaldı herhalde. Kendi salonumuzda oynama keyfini yaşayacağız. Evet. Muhakkak tesis bittikten sonra da salon bittikten sonra da taraftarın daha çok geleceğini düşünüyoruz. Çünkü gerçekten ambiyansı çok güzel. Tam bir voleybol salonu. Taç Spor'da son durum nedir onu da soralım. Şimdi şöyle internetten bana da yazıyorlar işte niye kapasite bu kadar, niye işte orası böyle burası böyle. Bir kere kapasitenin düşük olması voleybol için avantaj. Çünkü zaten maçlarımıza ortalama 300, evet. Hani diğer maçlarımıza 500-600 kişi geliyor. Yani küçük salonda o kadar seyirci yani daha avantajlı konuma getirecek bizi. Bir de yani çok böyle nasıl söylenir, hani kutu gibi derler ya, kutu evet. gibi bir salon ve yaptığımız tribünlerle çok boğucu bir atmosfere sahip olacağını düşünüyorum. Çok güzel oldu. Şimdi oyuncularımız ve menajerlerimiz sürekli benden işte ne zaman antrenman yapacağız, ne zaman gideceğiz, gidelim. İşte diyorum ki daha soyunma odaları hazır değil diyorum. Olsun diyorlar. Biz fitness salonunun soyunma odasında soyunuruz. Yine gidelim o atmosferi koklayalım. Şimdi erkek takımı başlıyor. Çünkü işte en son bir Teraflex serildi. İşte direkler ve file gelecek. Ondan sonra antrenmanlar yavaş yavaş başlayacak. Bizim şu anda da görüntüler ekrana geliyor. Evet. Gerçekten çok güzel bir salon. İzleyicileri, taraftarları bekliyor. Evet, bir tribün sarı tribün, bir tribün kırmızı tribün. Onu da Ali Samiye'nin o eski koltuklarından oralardan esinlendik. Evet. O eski açık sarı desene tezahüratı vardır meşhur. O tribünü sarı yaptık. Yani düşüncelerimiz güzel. Tabii her zaman hızlı şekilde aksiyona geçiremiyoruz. Ama dediğim gibi yani normal şartlarda ikinci yarının orada oynanması lazım. Elimizden gelen bütün her türlü imkanımızla işte gerekli izinleri alıp işte inşaata da bir hızlı bir şekilde devam edip ikinci yarıya yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani orada oynarsak bu dediğim hedefler daha da kolay gerçekleşecek. Kesinlikle muhakkak. Taraftarlar zaten her takım için itici bir güç. Oyuncular için motivasyon açısından da çok önemli. Her seferinde buraya hocalarımız geldiğinde de konuşuyoruz. Hep çağrıda bulunuyoruz. Lütfen maçlara gelin, Galatasaray'ı her kulvarda destekleyin diye. Gerçekten muazzam bir salon geliyor. Galatasaray taraftarıyla birlikte sizin söylediğiniz hedeflere çok rahatlıkla ulaşabilecek zaten güce sahip. Taraftar da itici güç olacaktır. Bu salonun ambiyansı da bu hedeflere ulaşma konusunda son derece güzel bir ambiyansa sahip gibi şimdilik gözüküyor. Muhakkak öyle de olacaktır. Hem içi hem dışı. Gerçekten Galatasaray'a yakışan bir tesis geliyor diyebiliriz. Bunun için de tabii bir parantez açayım. Burada başkanımıza da çok teşekkür ederim. Bu bir önceki dönem, hatta iki önceki oldu şu an. Yönetim döneminde alınmıştı. Ama yine şu anki başkanımızın büyük katkısı vardı. İnşaat aşamasında da kendisinin büyük katkıları var. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yani biz işin görünen yüzüyüz. Voleybol olarak biz daha çok ilgileniyor gibi gözüküyoruz. Ama bütün yönetim kurulu Galatasaray'ın şu anki ve başlarında başkan çok elimizi rahatlatıyorlar. Çok destek oluyorlar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Son olarak taraftara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani Galatasaray'ı desteklemekten vazgeçmesinler hiçbir zaman. Yani sonuçlar iyi olacak. Yani kötü bile olsa onların desteğiyle iyi olacak. İyi olma periyoduna girecek. Her zaman ben maçlarımızın saatlerini hafta içi özellikle onların geliş saatine göre ayarlıyorum. Özellikle erkek takımlarında ve hep onları bekliyorum tribünde. Kadın takımlarımızın zaten kemik bir seyircisi var. Her maça geliyorlar. Yani dediğim gibi genç takımlarımız, iyi hocalarımız, çok kaliteli yabancılarımız var. Birazcık bizi desteklerlerse çok çok o iyi sonuçlarla özlenen başarıları gerçekleştireceğiz. Eminiz bu çağrınız da yerine ulaşmıştır. Galatasaray taraftarı her zaman olduğu gibi takımını yalnız bırakmayacaktır. Sayın Yüce çok teşekkür edelim. Bizi kırmadığınız, katıldığınız için.
Sevgili izleyiciler, bugünlük de voleybol arenasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ali Yüce ile birlikte Galatasaray voleybol takımlarının sezonu ilk yarısını değerlendirdik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.